Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezi'nden tüm takipçilerimize merhaba diyoruz. Bu hafta uzman klinik psikolog Büşra Güneş hocamızla beraberiz. Psikodiyet konusunu ele alacağız. Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz deyiz. Takipçilerimize alıştırdık. Artık her hafta salı günleri 12.30'da canlı yayındayız sosyal medya kanallarımız üzerinden. Bu hafta da sizinle beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum herkese. Psikodiyet nedir hocam? Evet, bugün çok popüler bir konuyu konuşacağız aslında. Kilo verme konusunu. Kilo vermede psikolojik yaklaşımları konuşurken önce yemek yemenin psikolojisini, sonra klasik diyetleri, sonra da psikodiyet nasıl bir yaklaşım izliyor, bunu konuşuyor olacağız. Öncelikle neden yemek yeriz? Aslında çok önemli bir soru. Sadece aç olduğumuzda mı yemek yiyoruz? Bunu bir kendimize sorduğumuzda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani yemek yemek sadece aç olduğumuzda yapılan bir eylem değil. Baktığımızda işte arkadaşlarla buluştuğumuzda bir kahvenin içelim ya da işte çıkışta bir dürümcüye gidelim gibi konuşmaları sık sık duyarız. Günler yemek üzerine kuruludur. Cenaze törenlerinde de acımızda da biz yine yemek yemeyi kullanırız. Düğünlerde, doğum günlerinde yine yemek yemeyi kullanırız. Pilav günleri düzenler okullar. Yani yemek yemek bizim hayatımızın sadece açlık durumunda değil, pek çok alanda kullandığımız bir durum. İşler böyle olunca ve bu kadar yaygın olunca, yemek çeşitliliği de artınca bu sefer kilo kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer bunları duymaya başlıyoruz. Ben biraz kilomu aldım son zamanlarda. Yanlarım mı çıktı? Ay çok yedim, ben bunu nasıl telafi ederim? Akşama şunu yiyeceğim, kaç kaloridir acaba gibi. Klasik kilo hesapları, tartılar, kalori hesapları olmaya başlar. Tabii hal böyle olunca bu sefer diyetlere sarılırız. Bir sürü diyet var. İşte gelinlik diyetleri, şok diyetler, iki günlük diyetler gibi bir yerlerden bir diyet reçetesi buluruz ve bunları kişiler uygulamaya başlıyorlar. Peki ne oluyor? Klasik bir diyet aşamasını düşününce her şey başta çok güzel. Bir takım katı yasaklar var. Şunlar şunları asla yenmemeli diyet boyunca. Ve sürekli işte sabah şu yenecek, ikindi de şu yenecek, öğlende şu yenecek gibi bir takım planlar, yeme üzerine planlar olmaya başlıyor. Başta her şey güzel giderken yasak yiyecekler zihinde öyle bir kalıyor ki kişi artık bu yiyecekleri daha önce o kadar istemezken aşermeye başlıyor bu yiyeceklere. Aklında sürekli bir yeme düşüncesi, akşam ne yedim, çok mu yedim, az mı yedim, ikindide de ben ne yiyeceğim gibi yanında beslenmeler taşımaya başlıyor. Böyle olunca aslında biz bir şey yapmaya çalışırken, yani bedeni zayıflatmaya çalışırken ruha bir şey yapıyoruz. Kişi daha odaklanamama problemleri yaşayabiliyor, dikkat dağınıklığı yaşayabiliyor, unutkanlık yaşayabiliyor. Ya da ruhu sürekli takıntılı, gergin, anksiyeteli, ne yedim ne yemeyeceğim gibi yoksun hissederek, öfkeli hissederek etkilenebiliyor. Bir de şöyle bir durum oluyor. Normal bir yeme döngüsünü bazı diyetler bozabiliyor. Yani normalde acıktığımızda yememiz gerekirken illa saati bekleme gibi durumu olabiliyor. Ve kıtlık psikolojisine giriyor insanlar. Ne demek bu? Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Çok katı bir diyet olduğu zaman diyelim ki 80 kilodan ben 70 kiloya düştüm. Bu diyet bittikten sonra tekrardan kilo alıyorum. Bu sefer 82'ye çıkıyorum. O kıtlık psikolojisinden dolayı yaklaşık 2-3 kilo tekrar üzerine alabiliyorum. Bu şekilde diyet yap, ondan sonra yeme takıntısı gelişsin, ondan sonra sıkıntı, bunaltı, bir an işte bir misafirlikte, bir davette diyetin bozulması, tekrar suçluluk, pişmanlık, pazartesiye ertelenen diyetler, böylelikle kişilerin ruhları çok yıpranmış olabiliyor. Burada gözden kaçan nokta şu, yemek yemek sadece fizyolojik bir şey değil. Ve kilo vermek de sadece beslenme düzeniyle olmayabilir. Çünkü biz kilo almada ve yemek yemede bir takım başka faktörler de var. Psikolojik faktörler. Örneğin, şimdi bir bakalım. İlk doğduğumuz anda acıktığımızda bir rahatsızlık hissediyoruz. Sonra anne, bakım veren geliyor, doyuruyor bizi ve rahatlama yaşıyoruz. Yani yemek yeme bizde güven duygusuyla, iyi olma hissiyle birleşmiş oluyor.
Ve bunu biz kullanmaya başlıyoruz hayatımızda. Nasıl? Mesela duygusal yemede. Diyelim ki sıkıldık. Olur bazen değil mi? Böyle evde sıkıldığımızda sık sık dolabın kapılarını açma, abur cubur dolabına bir gidip bakma. Sanki sıkıntı hissettiğimizde yemek yemek bizi oyalayacakmış gibi hissederiz. Böylelikle evde vakit geçirdiğimizde sıkıldığımızda daha çok yemek yeme eğilimi gösterebiliyoruz. Aslında kişiler sıkılmayla baş etmeyi bilemeyip ya da etkinlik planlamayı bilemedikleri için bu davranışı gösterebiliyorlar. Yalnızlık. Yalnız hissettiğimizde yemekleri kendimize arkadaş yapabiliyoruz. Öfke. Birine çok kızdık, öfkelendik ve ona da bunu ifade edemiyoruz ya da ifade etsek bile anlamadığını, problemi çözemediğimizi düşündük. Bu sefer sanki o kişiyi çiğ çiğ yiyormuşuz gibi yemeklere daha çok hırsımızı oradan çıkarabiliriz. Yemek yiyerek çıkarabiliriz. Ya da kaygı ya da stres durumlarında. Yani sınav dönemlerinde, bir takım işle ilgili stres dönemlerinde kişilerin çoğu yemek yemeye daha fazla ihtiyaç duyuyor. Aslında bunun sebebi şu, glikoza daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğumuz için. Bu yüzden de yemek yeme ihtiyacı artıyor. Yani bir takım duygular karşısında biz o duygularla baş etme yerine yemek yemeyi kullanabiliyoruz. Kısa vadede işe yarıyor mu? Şöyle işe yarıyor. Olumlu hissediyoruz. Çünkü yemek yemek güven duygusu ve iyi hissediyor ya. Kısa vadede güvende ve iyi hissedebiliyoruz. Ama uzun vadede tabii sıkıntılara sebep oluyor. Kısa vadede dikkatimizi dağıtıyor. O sırada ilişkimizdeki o probleme odaklanmak yerine, sınavımıza odaklanmak yerine yediğimiz makarnaya odaklanıyoruz. Bir süre bizim dikkatimizi dağıtıyor. Ne kadar? 5 dakika ya da 10 dakika. Ve bizim gerçeklerle yüzleşmemizi engelliyor. Yani bir takım gerçekler var, ilişki problemleri var, çalışmam gereken sınavlar var. Ben yemek yiyerek bu gerçeklerle yüzleşemiyorum. Bu şekilde duygusal yeme benim yeme davranışımı, bizlerin yeme davranışını etkileyebiliyor. Duygusal yeme dışında kişilerin geçmiş yaşam deneyimlerinde sıklıkla olumsuzluk varsa ve oralardan doyum sağlayamıyorsa yine yemekten doyum sağlamayı arayabiliyorlar. Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar, örneğin depresyon, yine daha fazla yemek yemeye sebep olabiliyor. Dürtüsel bozukluklar, tıkanırcasına ve dürtüsel bir şekilde yeme atakları geçirmesine sebep olabiliyor. Ve en önemlisi hayatlarımızdaki bazı ilişkiler. Örneğin ebeveynlerimizle olan ilişkilerimiz. Şöyle bir düşünelim. Bizim hayatımızda en eski öğrenmelerimizi biz ebeveynlerimizden alıyoruz ve onlarla olan ilişkilerimiz oldukça önemli. Biraz fazla mükemmeliyetçi ebeveynler, kendilerine yüksek standartlar koyan ebeveynler, çocuklarına da yüksek standartlar koyan, sürekli eleştiren, az onaylayan, az takdir eden ebeveynlerin çocuklarında bu tarz yemeyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yine kendi duygularını ifade edemeyen ebeveynler, çocuklarının da duygularını ifade etmesine izin vermeyen ebeveynler, yemek yeme ve bu ebeveynlerin çocukları yemek yemeyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Kendi bedeninden memnun olmayan, kendi yemeyle ilgili sıkıntıları olan, doyduğunda üzerine daha fazla yiyen gibi yine ebeveyn davranışları gözlem yoluyla kişilerin daha fazla yemesine sebep olabiliyor. Tabii evde ebeveynler, anne babalar dışında kardeşler de var. Kardeşler arasındaki dışlanma, arkadaşlık ilişkilerinde alay edilme, orada izole olma ya da yine dışlanma. Özel ilişkilerde, romantik ilişkilerde bazı ayrılıklar, boşanmalar ya da ilişki içerisindeki çıkmazlar, çatışmalar yemek yeme davranışımızı etkileyebiliyor. Ve iş ilişkileri. İş yerinde mobbing, uzun süren çalışma saatleri, stres faktörleri, kişilerin kendini ödüllendirmek için daha fazla yemeğe itebiliyor. Bu gibi ilişkisel faktörler önemli. Bir de alışkanlıklarımız önemli. Biz aslında diyet yaptığımızda önemli bir şey yapıyoruz. Alışkanlık değiştiriyoruz. Ta eskilerden gelen bir alışkanlığımızı değiştiriyoruz. Mesela yemeklerden sonra sürekli tatlı yeme alışkanlığım varsa bu alışkanlığı değiştirmek güç olabiliyor. Örneğin mutlaka işte sinemaya gittiğimde bir mısır yemem gerekiyorsa, alışkanlığım buysa bunu değiştirmek güç olabiliyor. Evdeyken, yalnızken, ders çalışırken mutlaka abur cubur atıştırmam lazım, öyle iyi odaklanıyorum, öyle iyi alıştım diyorsak yine bu alışkanlığı değiştirmek maalesef zor olabiliyor. Ve işte bu gibi bazı durumlarla eşleştirdiğimiz yemek yeme davranışları yıllardır süre geliyor ve bunları değiştirmek
klasik bir diyette çok zor olabiliyor. Ve öğrenmeler. En önemlisi tüm davranışlarımızın çoğunu, yani çoğu davranışımızı yönlendiren öğrenmeler var. Burada da iş anne babalara düşüyor. Örneğin çocuğuna yemeğini arkada bırakma, tabağında yemek bırakma, yoksa arkandan ağlar. Doyduğu halde kişileri yemek yemeye itebiliyoruz. Şimdiye, yoksa bak bir daha asla yemek yemeyeceksin, asla yemek vermeyeceğim sana. Çocuk o anda tok, doygun hissediyor ama hayır, o anda yemek yemesi lazım, yoksa bir daha yemek yok. Kıtlık psikolojisi yaratabiliyorlar. Ya da diyelim ki çocuk kafasını bir yere çarptı, ağladı. Ya da diyelim ki çocuk işte oyuncağını aldılar elinden, ağladı. Çocuğu oyalamak için işte önüne bir sofra bezi serip yiyecekle oyalama. Yine bazen ebeveynlerinden duyguyla baş etmek için öğrendikleri, ha duyguyla işte öfke hissettim, sıkıldım, canım sıkıldı. Annem bana yemek verdi, geçti gibi bir algıya. Demek ki böyle olması gerekiyor gibi bir algıya sebep olabilir. Yine sen aslında doymamışsındır, sen anlamıyorsundur, açsındır kesin gibi. Çocuğun doymasına güvenemeyen anneler, biraz böyle tedirgin anneler, yine çocukların kendi açlık ve tokluk sinyallerini alamamalarına sebep olabilir. Bu da daha fazla yemeğe neden olabilir. Yani bunun gibi bir sürü psikolojik faktör var. En önemlilerinden bir tanesi de direnç gösterme. Şimdi herkes diyet yapmaya başladığında ne yapması gerektiğini bilir. Yani işte bir takım aktivitelerini çoğaltacaktır, bazı besinleri kısacaktır, yeni yeme düzeni getirecektir kendisine, alışkanlık değiştirecektir. Ne yapması gerektiğini bilir. Ama bazıları bunu ısrarla yapamaz. Burada da direnç kavramını görüyoruz. Bazı insanlar kilolarını kendini koruma yöntemi olarak algılayabilirler. Yani daha fazla kiloluysam, evrende daha fazla yer kaplıyorsam daha güvendeyim, kendimi daha çok koruyabilirim gibi algılayabilirler. Yine geçmişinde cinsel taciz yaşamış insanlar, kilo verme konusunda daha isteksiz ve kilolarını kendilerine korunak yapma konusunda daha motive olabilirler. İçten içe bunları bilmeseler, bunları dışarıda çok kilo vermek isteseler bile yine de içlerinde bunları hissedebilirler. Ya da diyelim ki cinsellikten hoşlanmayan bir eş, kilo verdiğinde cinsellik gerçekleştirmesi gerekiyorsa direnç göstermek için kilo almayı sürdürebilir. Bunu çok bilinçli yapmaz belki ama içten içe bunu isteyebilir. Yine ilişkileriyle ilgili sıkıntılar yaşayan, işte belki romantik ilişkiye giremeyeceğini düşünen, bir erkekle ilişki götüremeyeceğini, bir bayanla ilişki yürütemeyeceğini, o becerilere sahip olmadığını düşünen insanlar zayıflarsa ilişki kurmak zorunda birileriyle, bunlardan kaçınmak için kiloyu kendilerine kalkan yapabilirler. Bu gibi faktörleri gözetmeden dirençleri, duygusal yemeği, öğrenmeleri, alışkanlıkları, geçmiş yaşantıları, deneyimleri, bir takım dürtüsel sıkıntıları ve psikiyatrik rahatsızlıkları gözetmeden yapılan diyet çok eksik kalmaktadır. O yüzden buradan psikodiyet kavramına dokunursak, psikodiyette ne yaparız? Kişinin biyolojik, çevresel ve psikolojik süreçlerini tamamını bir bütün olarak ele alırız. Ve bilimsel bir diyet programıdır. Ekip çalışmasıdır. Multidisipliner bir yaklaşımdır. Yani kişiyi bir bütün olarak aldığımızda eksik kalan parçaları da tamamlayıcı bir unsurdur psikodiyet. Kimler vardır bu ekibin içerisinde? Psikiyatristler, psikologlar, diyetisyenler, dahiliye uzmanları bu ekibin içerisindedir. Birbiriyle işbirliği içerisinde çalışılır. Birlikte karar verilerek grup ya da bireysel şekilde görüşmeler devam eder. Buna birlikte karar veririz. Hangisine uygun olduğuna kişiyle karar verilir. Peki nasıl ilerler psikodiyet? Öncelikle karşımızda hani bir kişi geldiğinde önce bir değerlendirme aşaması yapıyoruz tabii. Bu kişinin geçmiş ve şu anki alışkanlıkları nasıl? Kilo sorunu ne zaman başladı? Neler denedi? Ne kadar süre işe yaradı? Ya da işe yaradı mı yaramadı mı? Sonra bir daha ne zaman kilo aldı? Ne oldu da kilo aldı? Geçmiş yaşam deneyimleri nasıl? Ebeveynleriyle arası nasıldı? Bunun gibi tüm bir özgeçmişini ve bir takım kilo ile ilgili, yemek yeme ile ilgili bilgilerini alırız. Onun dışında şu anki koşulları ne? Şu anda yeme düzenine, yeme stiline, alışkanlıklarına, bunlara bir bakarız. Hiç hayır diyemediği yiyecekler var mı? Asla yemediği yiyecekler var mı? Yine diyetisyen bunun görüşmesini yapar.
Bu tarz kişinin tarzlarını anladıktan sonra tabii bir de çevresel faktörler var. Şu anda nasıl koşulları var bu kişinin? Çevresinde nasıl insanlar var? İnsanlar diyet yapmasına destek mi? Neler düşünüyor bununla ilgili? İş yaşantısı nasıl? İş yaşantısında bir yoğunluk var mı? Bir stres var mı? Bunlara baktığımızda kilo almayıcı, şu anda kilo verme sürecini engelleyici faktörleri de görürüz. Ne olursa bırakır diyeti. Daha önce ne olmuş da bırakmış, şimdi bırakmamak için neye ihtiyacı var gibi geniş ve kapsamlı bir değerlendirme kesinlikle çok önemli. Çünkü hem kişinin bireysele mi, gruba mı daha uygun olduğunu anlarız, hem de sorunun kendisini detaylı bir şekilde tanımlamaya başlarız. Bundan sonraki aşama motivasyon aşaması, en önemli aşama. Şimdi kişilere sorduğumuzda hani neden zayıflamak istiyorsunuz diye bir sürü şey söylerler. Neler olabilir? İşte daha çekici görüneyim, daha sağlıklı olayım, daha kolay hareket edeyim, daha zinde ve dinç gözükeyim, kıyafet seçimim artsın. Tamam, bunları belki kilo verme ve diyet süreci bunların sonucunda sağlanabilir. Ama bazıları daha kompleks, daha karmaşık hedefler belirler. Ne demek istiyorum? Bir kilo vereyim, ilişkim düzene girecek. Biliyorum, cinselliğim tamamen hallolacak, tüm sorunlar bitecek. Biliyorum iş yerindeki sıkıntılar da bitecek. Yaşamımda şunları değiştireceğim. Tatile gideceğim, kendime daha çok bakacağım, daha çok sık doktora gideceğim gibi hayatı kilo vermekten sonraya erteleme hali başlar. Yani bir kilo vereyim, öyle ilişkiye gireceğim. İlişkimdeki tüm problemler, işte erkek arkadaşımla kız arkadaşımdaki tüm problemler çözülecek. Kendime güvenim artacak. Ama kendime güven kavramı, İlişkiler kavramı çok karmaşıktır. Sadece bir diyet bunların her birini, kilo verme, bunların her birini çözmeye yetmeyebilir. Kişilere bu gerçeklikle yüzleştirmemiz önemli. Niye? Çünkü bu sefer kilo verdiklerinde bunların değişmediğini görünce tekrardan kilo alma süreci olabiliyor. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Kilo da verdim ama bu sorunlar var. O zaman demek ki kilo da değilmiş. O zaman diyeti bırakabilirim gibi. Hayatı ertelememeleri gerekiyor. Kişilerin kilo vermek için şu anda kişisel bakımlarını yapmaları gerekiyorsa, spor yapmaları gerekiyorsa, şu anda yeni bir kursa yazılmaları gerekiyorsa, o çok istediği kıyafetleri şu anda giymek istiyorlarsa şu anda giymeleri gerekiyor ki bu motivasyonu da arttırıcı bir şey. Bu yüzden mutlaka kişiyi ne motive ediyor ve bunlar gerçekçi mi bunu öğrenmemiz gerekiyor. Direnç nerede var? Biraz önceki bahsettiğim dirençle ilgili bir takım sıkıntılar var mı? Bunları mutlaka kilo verirse kötü ne olabilir? Bunları konuşmamız gerekiyor. Bu gibi konuşmalar, motivasyonun sürekli devam etmesi önemli. Çünkü kişiler aslında motivasyonu devam ettirmeyi ve sorun çözmeyi bilmedikleri için diyet bazen yarım kalıyor, işe yaramıyor. Yani kişi kendisine diyeti yapamadığında iradesizlikle, güçsüzlükle işte bağdaştırıyor ve kendine yönelik bu olumsuz düşünceler ve olumsuz hisler daha fazla yemesine itebiliyor. Ama aslında bu iş biraz daha motivasyonu devam ettirebilme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyle alakalı. Bu yüzden motivasyon sık sık hatırlatılan bir konu oluyor. Ayrıca da gerçekçi bir kilo hedefi önemli. Yani kişinin çok ideal kilosu ne, gerçekçi en az inebileceği kilosu ne, diyetisyenle bunun görüşmelerini yaparak karar verilmesi önemli. Gerçekçi hedeflere ihtiyacımız oluyor çünkü. Peki, sonraki aşama yemek yemenin röntgenini çekmek. Şimdi ne demek bu? Sanki biz yemek yediğimizde hiçbir şey düşünmüyormuşuz. Sadece yemek önümüze geliyor ve yiyormuşuz gibi algılıyoruz. Ama aslında süreç öyle değil. Çok karmaşık ve çok uzun arka planda olan bir süreç var. Hızlı ilerliyor, o yüzden çok algılayamıyoruz. Ama diyelim ki önümüzde bir pasta var. Biz bu pastayı yiyene kadar arada bir süreçler geçiyor. Başta tetikleyici. Nasıl tetikleyiciler olabilir yemek yeme davranışına iten bizi? Örneğin çevresel tetikleyiciler. Bir yemeğin kokusu, bir yemeğin görüntüsü, bu çevresel tetikleyiciler. Fizyolojik tetikleyiciler içimizde olan işte açlık hisleri, yorgunluk, bazen susuzluk açlıklığı karıştırılabiliyor. O yüzden susuz hissettiğimizde yemeğe eğilebiliyoruz. Bazen sosyal etmenler, çevrenin yemek konusundaki yaptığı baskılar, herkesin yemek yiyor olması, bir kendisinin yemiyor olması, duygusal bir takım, biraz önceki konuştuğumuz işte öfke, sıkıntı, kaygı gibi özellikler, bunlar bir tetikleyici anı oluşturuyor. Bu kadar tetikleyici var ama herkes o pastayı gördüğünde yemeyebiliyor.
Yani neden tüm herkes bu tetikleyicilere maruz ama bazıları yemeği seçiyor, bazıları yemeği seçmiyor. İşte burada da çok hızlı bir düşünce biçimi, karar verme düşünce biçimi geçiyor. Çok hızlı ilerlediği için çoğu zaman fark etmiyoruz bunu. Ne oluyor mesela? Bunu yemem şart. Yemezsem aklımda kalır. O paketin bittiğini görmezsem içim rahat etmez. Herkes yiyor. Ben niye yemiyorum? Haksızlık. Bunu yiyeceğim, bu son. Bu pasta son. Bir daha yemeyeceğim. Hayatım boyunca. Ya da şimdiki bozuldu. Bir sonraki şey başlarım. Buna asla engel olamam. Bu dürtüye, bu isteğe asla engel olamam gibi çok hızlı geçen düşünce. Bunlar kaloriden sayılmaz. Bedava ise bu belki kaloriden sayılmaz. Kimse görmüyorsa yedim sayılmaz. Ayakta atıştırıyorsam bu da yedim sayılmaz gibi. Birazcık mantığa bürümeler, o karar verme sürecini çok hızlı geçen o düşünceler etkileyebiliyor. Çok algılayamadığımız için bu süreci çok yavaşlatamadığımızda biz sanki otomatik olarak yeme davranışını gösteriyoruz gibi. Ama pek böyle olmuyor. Örneğin bir pasta. Pastayı gördüm. Bir ortama gittim. Herkes pasta yiyor. Orada benim içinde ayrılan bir pasta var. O sırada bunu yemem şart. Bunu yemezsem aklımda kalır. Bunu yemezsem buranın tadı çıkmaz. Buradan yeterince keyif alamam. Bir şeylerim eksik olur. Bu son pastam diye düşünüyorum. O davranışı gerçekleştirmeye karşı bir motivasyon hissediyorum ve yeme davranışı geliyorum. Yeme davranışı geldikten sonra tabii arkasından suçluluk, pişmanlık, eyvah ben diyeti bozdum, eyvah ben ne yapacağım gibi endişeler başlıyor. Bunun gibi süreçler, yani düşünce süreçleri çok 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 önemli. Tetikleyicilerle ilgili ne yapabiliyoruz? İşte çevre düzenleme, bu tetikleyicileri kontrol etme, o dürtüyü biraz erteleme, bu çalışmaları yapabiliyoruz. Ya da bazı şeyleri ilk aşamalarda biraz uzakta tutma. İşte o abur cubur paketini evden uzakta tutma. Hediye geldiği zaman, yiyecek hediyesi geldiği zaman onu birazcık birilerine ikram etme gibi. O tetikleyicileri kontrol etme üzerine konuşabiliyoruz. Onun dışında düşünceler. Şimdi orada çok hızlı ilerleyen düşünceler var ve orada düşünce hataları var. Ya hep ya hiç gibi. Abartılı olumlu görme gibi, hatalı falcılık gibi, aşırı genelleme gibi, mantığa bürüme gibi bir takım düşünce hataları var. Bu düşünce hatalarının yerine, o otomatik düşüncelerin yerine daha işlevsel olan, daha gerçekçi olan düşünceleri getiriyoruz. Böylelikle hem o süreci yavaşlatmış hem de kişilerin daha sağlıklı karar vermelerini sağlamış oluyoruz. Tabii iş burada bitmiyor. Stres dedik, hayatımız da önemli ve yemek de bazen stres, yememek de stres. Bir de başka hayatla ilgili stresler varsa o bedenimizdeki stresi nasıl rahatlatacağız? Bunu sağlamak için gevşeme egzersizleri, rahatlama teknikleri, bunları kullanıyor oluyoruz. Bu bedensel düşünce ve uyarıcı, yani tetikleyici konusu geçtikten sonra bir de bakıyoruz ki artık olumlu beden imajı önemli. Çoğu insanlar kendi bedenini sevmeyi de yine zayıflamaya ertelerler. Çünkü şu anda bedenimi sevmeyeyim. Eğer bedenimi şu anda seversem hiç zayıflayamam. Şu anda kendimden çok memnun olursam, bedenimden hoşlanırsam hiç zayıflayamam diye düşünürler. Ama bu da yanlış bir algı baktığımızda. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer kiloluyken bedenini sevmiyorsa zayıfladığında da sevmesi çok zor oluyor. Orada da başka bir şeye takılıyor. İşte kollarım böyle, bacaklarım böyle gibi. Bedenini sevmeyi daha kilo verme sürecinin başında öğrenmesi gerekiyor. Kişilere bunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani beden deneyimlerini arttırma, olumlu beden deneyimlerini arttırma, beden algısını değiştirme, düşünce biçimini değiştirme, bazı maruz bırakma teknikleri, bedensel aktiviteleri arttırma gibi daha bedeniyle teması. Çünkü çoğu kilolu insanın bedeniyle teması kopmuş oluyor. O kadar görmek istemiyor, o kadar bakmak istemiyor, o kadar maruz kalmak istemiyor ki temas kopuyor. Ama olumlu beden davranışları geliştirmek o anlamda çok önemli oluyor. Çünkü sonrasında yine kilo almaya da dönebiliyor. Yani eğer kilolu olduğunda bedenini sevmeyi öğrenmediyse sonrasında tekrar yine hayal kırıklığı yaşayıp kilo alma sürecine girebiliyor ya da mutsuz oluyor kilo alması bile. Bunun dışında sorun çözme becerileri çok önemli. Yine kişiler çoğu zaman plan yapamadıklarından öyle durumlarda nasıl davranışlar geliştirecekler, o sorunları nasıl çözecekler, bunları planlayamadıklarından aslında diyeti bozuyorlar. Yani işte bir misafirliğe gittim ya da misafir bana gelecek ya da tatile gittim.
Ya da arkadaşım bana çay içmeye gelecek. Ya da dışarıda yemeğe gideceğim. Bunun gibi bazı tetikleyici, işte yiyecek hediyeleri gibi bazı tetikleyici durumlar var. Şimdi bu durumlarla nasıl baş edeceğimi önceden planlamazsam o sırada ilk aklıma gelen seçeneği yapıyorum. En hızlı aklıma gelen seçeneği yapıyorum. Bu da çoğu zaman sonunda pişmanlık yaşadığım şey oluyor. O yüzden daha öncesinden planlarsak, bir gün böyle bir durum olursa ne yapacağız? Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Çevre bazen çok baskılıyor. Yani illaye, aman ne olacak? Pazartesi bir daha başlarsın. Aman hepimizin biraz 5 kilo fazlası vardır. Niye takıldın buna? Gibi çevrenin baskılarıyla nasıl baş edeceğim? Onlarla olan iletişim biçimimi nasıl koruyacağım? Bunlar çok önemli. Yine gerekiyorsa kişinin hayatındaki stres kaynaklarına göre stresle baş etme becerilerini öğretmek bu kişiye kişilere oldukça önemli oluyor. Çünkü yine yeme davranışına devam etmemeleri için. Yeme alışkanlıkları, bir kere diyet, alışkanlık değiştirme. Yeme alışkanlıklarını değiştirme. Yeme hızını, yeme çeşitliliğini, yeme miktarını, nerede yediğini, nasıl yediğini, bunların her birini yönetmemiz önemli. Açlık, iştah arasındaki farkı öğretmemiz önemli. Çünkü çoğu insan bunu hiç öğrenmemiş olabiliyor ya da diyet yapa yapa bu sistem bozulmuş olabiliyor. Açlık ne, iştah ne? İştahla nasıl baş ederim, açlıkla nasıl baş ederim? Bunları bedenimde nasıl tanırım? Bunları öğrenmesi kişinin çok çok önemli olabiliyor, durumu daha iyi yönetebilmesi için. Bir takım alışkanlıklar değiştirme aşaması kilo verme sürecine etki gösterir. Sonrasında da kilo koruma. Asıl mesele de aslında birazcık da bu oluyor. Bir sürü insan kilo veriyor, sonra bunu kilo korumakta, bunu korumakta zorlanabiliyorlar. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Bir plan yapmak, yani eylem planı. Benim hangi kilo arasındaki ranjlarım benim için okeydir? Onları bir planlamak. Ne zaman ben artık bir eyleme geçmem gerekiyor? Kilom nereye kadar çıkarsa? Ve eyleme geçtiğimde ne yapmam gerekiyor? Bunu diyetisyenle ve psikologla konuşursa bir daha kilo alma süreci dramatik olmayabilir. Hani belki bir iki kilo normal değişimler olabilir. Ama dramatik bir kilo alma olmayabilir. Çünkü böylelikle kişilerin umutları da azalıyor, motivasyonları da azalıyor. Nasılsa kilo alacağım, veriyorum ama koruyamıyorum diyor. Bu yüzden bunları da konuşmak çok çok önemli oluyor. Müsaadenizle hocam, tabii, araya girebilir miyim? Tabii lütfen. Şimdi siz konuşurken, bu arada 25 dakikayı aştık sanıyorum. Öyle mi? Bakayım, 27 dakika olmuş. Yayınımıza kalp, beğeni ve çeşitli ifadeler gönderen tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Canlı yayınımızı paylaşan tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Hem yorumlardan birkaç soru soralım, hem de canlı yayın öncesinde duyuru yapmıştık sizin psikodiyeti anlatacağınıza dair. Oradan gelen bir şeyler vardı, onları aktaralım Büşra Hocam. Tabii. Yayınımızın sonuna kadar da değerli Hümanite takipçileri, uzman klinik psikolog Büşra Güneş'e sorularınızı yayınımızın altından veya özel mesaj bölümünden bize aktarıyor olabilirsiniz. Öznur Hanım demiş ki, diyette ödül veya ceza sistemi motivasyonda işe yarayan bir sistem midir? Çok önemli bir soru. Biz bu ödül ve ceza sistemini yanlış kullanıyoruz. Yine ebeveynlerimizin bazen öğrettiği bir şeyler olabiliyor. Yani şöyle, çocuk iyi bir şey yaptı, yiyecekle ödüllendiriyoruz. Kötü bir şey yaptı, yiyeceği kısarak ceza veriyoruz. Çok yanlış bir şey çünkü yiyecek ödül değil. Diyette ödül ceza yöntemi, ödül yerine yiyecek dışında ne koyabiliriz? O zaman önemli. Yani bir takım aktiviteler, kendime yaptığım bir yatırım, yaptığım bir deneyim. Yani bu maddi bir şey de olabilir, bir deneyim gibi manevi bir şey de olabilir. O ödül sistemi kesinlikle çok önemli. Ama yiyecek olmaması gerekiyor. Daha deneyimle, etkinlikle, kişiye özel, onun gerçekten hoşuna giden bir etkinlikle devam etmesi gerekiyor. Çok güzel bir soru. Hı hı. Şöyle bir soru var hocam, Yavuz Bey'den. Genellikle yemek üzerinde bizi aydınlattınız. Biraz da alkol tüketimi üzerinde bizi aydınlatabilir misiniz? Alkol tüketimi çok daha farklı bir alan. Kötüye kullanımı var, bağımlılık kısmı var, o ilişkisel kısmı var, çok önemli olan. O yüzden aslında yemek yemeyle benzeşen noktalar, yine ebeveynle olan ilişkiler, ilişkisel faktörler, yine bazı geçmiş yaşam deneyimleri, alkol kullanımı ve şu anki süreçler çok etkili. O yüzden o çok daha hani karmaşık bir süreç. Belki bir gün onunla da ilgili bir paylaşım yapabiliriz tabii. Bir sonraki konularımızdan bir tanesi olabilir herhalde Büşra Hocam.
Yine yayın öncesinde bir soru gelmiş de ismini telaffuz etmek istemiyoruz özel bir soru olduğu için. Facebook sayfamıza özel mesaj yoluyla gelmiş. Kilolarım sebebiyle eşimle sorunlar yaşıyorum. Bu evliliğimi etkileyecek gibi duruyor. Ne tarz bir çözüm önerirsiniz? Bu çok önemli bir soru. İşte kilolarım sebebiyle mi eşimle sorunlar yaşıyorum? Bu önemli bir soru. Şimdi ilişki dediğimiz şey çok karmaşık bir şey. Orada kendini ifade etme, duygunu ifade etme, gerçekten ihtiyaçlarını gözetme, karşılıklı yatırım yapma ve bağlanmayı içeriyor. Kilo sebebiyle mi bu? Sadece buna dikkatlice bir bakmak gerekiyor. Yani belki bu kilo dediğimiz, tırnak içinde söylüyorum, altında çok daha başka problemler yatabilir. O yüzden kişiyi ayrıntılı değerlendirmek, bu ilişkiyi ayrıntılı masaya yatırmak gerekiyor. Nasıl başlamış, ne zaman sıkıntılar başlamış, belki kilo bir sonuç, belki de sebep değil. Bunu öğrenmek önemli. Yani kilo sebebiyle ilişki bozulmamış, ilişki bozulduğu için kilo alınmış da olabilir. Bunu öğrenmek önemli. O yüzden ayrıntılı değerlendirmek gerekir. O yüzden de tabii ilişkiyi bozar demek çok hatalı bir yaklaşım olur. Çok aşırı genel bir şey olabilir. Sadece o ilişkinin detayına bir bakmamız gerekiyor. Başı, sonu, sorunlar nereden kaynaklanıyor? Başka faktörler var mı? Bunları detaylı bir şekilde değerlendirmek önemli. Ama dediğim gibi kilo belki de ilişkide yaşadığından öfkenin, kaygının, stresin, yalnızlık hislerinin, ilişki içerisinde bile olsa kişi yalnız hissedebilir. Bunların telafisi, bunların duygusal yemesi de olabilir kilo. Ali Bey'den şöyle bir soru vardı Büşra Hocam. Hızlı kilo vermek hayatımı riske atar mı? Kesinlikle. Çok güzel bir soru. Maalesef çoğu insan çok o bekleme süreci tabii can sıkıntılı. Beklemeyeyim, bir an önce vereyim şeklinde istiyorlar. Motivasyon kazanmak için bu daha çok onların işine geliyor. Ama bunu zaten dahiliyeci ve diyetisyen de ekibimizin içerisinde mutlaka hepsi de onaylamayacaktır. Çok hızlı kilo vermek hem ruha zarar veriyor, hem iç organlara zarar veriyor, hem kıtlık psikolojisi yaratıyor. Başta da söylediğim gibi. Kişi normalde şöyle düşünelim. Size 3 saatte bir para gelecek. Biliyorsunuz 3 saatte bir benim hesabıma para gelecek. Siz bu parayı harcarsınız. Hayatınız boyunca bunun güvenini verirse harcarsınız. Ama size biri derse ki sana şimdi para veriyorum. Belki bir daha veririm, belki vermem. Bunu duyduğunuzda o parayı biriktirirsiniz. Kıtlık psikolojisi değil mi? Ya bir daha gelmezse. İşte kilolar da bu şekilde oluyor. Kişinin metabolizmasını bozuyor, kıtlık psikolojisine giriyor. Kilo verse bile uzun süre içerisinde bunu devam ettiremediği için. Çünkü sosyal hayat, başında da söyledik ya, yemek üzerine kurulu. Arkadaşlarla buluşmalar oluyor, tatiller oluyor, davetler oluyor. Bunlar olunca bu sefer bunu sürdüremiyor ve daha fazla üzerine kilo alıyor. O yüzden kısa süreyle kilo verme, sağlıksız kilo verme şeyleri, listeleri kıtlık psikolojisi yarattığı için daha fazla kilo vermeye, metabolizmaya ciddi sıkıntılar vermeye, iç organlarımıza zararlar vermeye, kan değerlerimizle ilgili sıkıntılar yaratmaya yol açabiliyor. Peki Büşra Hocam, bunun bir oranı var mıdır? Mesela 30 günde maksimum şu kadar kilo verilebilir. İdeal oran var mıdır? İdeal oranı diyetisyenler karar veriyor. O da yine kişiye özgü diyebilirim. Yani kiminin metabolizma hızıyla bir başkasının metabolizma hızı bir değildir. O yüzden buna tabii diyetisyen sizin işte haftada şu kadar kilo verirsek iyi, sizin için de şu kadar kilo verirsek iyi diye o metabolizma yapılan ölçümler, o yüzden ekip işi, o yüzden bir sürü kişi var bu işin içinde. Yine dahili faktörler var. Yemek yememizi fizyolojik bir şey etkiliyor mu? İçimizde kiloyu tutan başka bir dahili bir süreçler var mı? Buna genelde o kişiye özgü ve yapılan metabolizma hızlarına göre karar verilebiliyor. Değerli Hümanite takipçileri, uzman klinik psikolog Büşra Güneş hocamızla psikodiyet ve kilo vermede psikolojik yaklaşımları konuşmaya devam ediyoruz. Sorularınız geliyor, sorularınızı Büşra hocamıza yönlendiriyoruz. Orhan Bey şöyle bir şey sormuş hocam. Merhaba, aşırı stres yemek yeme isteğimi tok olmama rağmen tetikliyor. Bunun bilimsel bir açıklaması var mıdır? Kesinlikle. Şimdi stresli hissettiğimizde şöyle düşünelim. Hani glikoz miktarı, glikoz ihtiyacı artıyor stresli hissettiğimizde. Daha fazla besine ihtiyaç duyuyoruz çünkü daha fazla enerji sağlamam için. Bu işin bilimsel tabii ki kısmı, glikoz ihtiyacı. Bir de şöyle bir kısmı var. Şimdi stres ne demek? Bir tehdit algısı. Değil mi? İşime tehdit algısı, kişiliğime tehdit algısı, ilişkime tehdit algısı.
Şimdi ben tehdit anında ne yaparım? Ya savaşacağım, ya kaçacağım, ya da ona kalacağım. Bir şey yapmam lazım. Tehdit anında oturup yemek yer miyim? Yemem. Kişi bedenine bir besin verdiğinde beden şunu düşünüyor. Ha, yemek geliyor. Demek ki o kadar da tehdit yok. Demek ki o kadar da tehlike yok. Şimdi bunu düşündüğü için her stres hissettiğinde, her tehdit algıladığında, çevreden kendisine göre zor durum algıladığında kendisini rahatlatmak için yemek yemeye, tok olsa da, doymuş olsa bile yemek yiyeyim de bir rahat hissetsin bedenim diyor. Kısa vadede işe yarıyor. Çünkü yediğimiz yiyecekler vücuttaki bir takım beyindeki kimyasalları etkileyebiliyor. Serotonin miktarı, dopamin miktarı ile ilgili oynamalar yapıyor. Ama kısa vadede, uzun vadede ben o stres faktörünü çözmüyorsam işe yaramıyor. Çünkü kısa vadede hem dikkatimi dağıtıyor, hem bedenime bir şey geliyor diye güven duygusu hissettiriyor. Tamam, o zaman tehlike o kadar büyük değil diyorum. Ama kalıcı olmuyor. Evet. Ve doysak da, yani vücut doygun olsa da bu yine fark etmiyor. Orhan Bey, umarız sorunuza cevap alabilmişsinizdir. Bu arada yayın esnasında kalpler ve beğeniler geliyor. Çok teşekkür ediyoruz onlara bir kez daha. Teşekkür ederiz. Filiz Hanım, Filiz Akın her hafta yayınımızda sağ olsun destek oluyorlar. Şöyle bir şey söylemiş hocam. Merhaba hocam, glifor zayıflama hapı ne kadar faydalı? Bilgi verir misiniz? Değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkürler deyip bir de gül göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Glifor, şimdi ilaçlarla ilgili bilgileri daha çok psikiyatristler ve dahiliye uzmanları, doktorlarımız verebilir. Zayıflatma kan şekeriyle ilgili olduğunu biliyorum ben. Çok zayıflatma ile ilgili değil, kan şekerini düzenleme üzerine olan bir ilaç. Ama bununla ilgili detaylı bilgi benim haddim değil. Psikiyatristler ve doktorlar daha güzel vereceklerdir. Orhan Bey teşekkür etmiş, rica ediyoruz. Büşra Hocam, 40 dakikaya yaklaştık canlı yayınımızda. Hı-hı. Minik minik konuyu toparlayabilirsek, tabii, son belki birkaç soru alır noktalarız. Kilo vermede psikolojik yaklaşımlar, hani başından beri konuştuğumuz için gerçekten önemli. Çünkü obezite artıyor, kilo problemi artıyor. Kilo problemi arttıkça kişilerin hem fiziksel sağlıkları etkileniyor, bir sürü rahatsızlıklar, bunları çoğumuz biliyoruz. Hem yaşam alanları kısıtlanıyor, hem ruhsal olarak sıkıntı yaşıyorlar. Kilo aldıkça ya da işte belirli bir oranın üzerine çıktıkça ruhsal sıkıntılar, ilişkisel problemler, çevreyle olan ilişkilerini problemler yaşıyor. O yüzden çok 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 önemli bir kavram. Ve biz bedeni zayıflatmaya çalışırken ruhu da incitirsek bu iş tek bu şekilde olmaz. Çünkü tekrar kilo alımı olur ya da bir türlü başarısız girişim olur. O yüzden bedeni, zihni, çevreyi bir bütün olarak ele almak burada çok çok önemli. Birini düzelteyim derken diğerine zarar vermememiz, diğerini gözetmeden, diğerini görmeden bir başkasına yönelmememiz gerekiyor. O yüzden psikodiyet, kilo vermede psikolojik yaklaşımlar daha puzzle'ın tamamı gibi düşünmek gerekiyor. Sadece bir parçası sonuç vermiyor. Puzzle'ın tamamını görmemiz gerekiyor ve puzzle'ın tamamına müdahale etmemiz gerekiyor. Ancak böyle anlamlı sonuçlar alabiliyoruz ve kalıcı sonuçlar alabiliyoruz. Hem sağlıklı, hem anlamlı, hem kalıcı sonuçlar bu şekilde alabiliyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Humanity takipçilerine şunu hatırlatmış olalım. Canlı yayınlarımızı Facebook sayfasından, canlı yayın bittikten sonra yine izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızdan, Humanity Psikiyatri Tıp Merkezi'nden izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı, özel mesajlarınızı yine tüm sosyal medya kanallarından bize aktarabilirsiniz. Her salı biz Humanity Psikiyatri Tıp Merkezi sosyal medya mecraları üzerinden canlı yayında olmaya devam ediyoruz. Artık bunu bir alışkanlık haline getirdik. Takipçilerimiz de çok alıştılar, sağ olsunlar. Uzman klinik psikolog Büşra Güneş hocamızla psikodiyet kavramını konuştuk bugün. Rahatsız olmasına rağmen hocamız harika bir performans sergiledi. Çok sağ olun. Tüm takipçilerimize Humanity Psikiyatri Tıp Merkezi'nden sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgiler herkese. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.